Ali, sen bugün iş çıkışı gidersin. Yayın bitince de ben senin yanına gelirim. Orada buluşuruz. Emin misin ya? Ben tek giderim. Ben de gelirim dedim ama. Ben gideceğim onunla. İyi, peki. Çimen'den bir haber var mı? Gelmedi Sevilay'cığım, haber bu. Ah kuzum ya. Bana bakın, kim Çimen'le konuşursa, ondan haber alırsa geliyor, arkamdan iş çevirmeden bana anlatıyor. Size söylüyor. Onu anladık anne. Neyse, benim gitmem lazım. Düğün organizasyonum var. Ben de geleyim mi seninle? Bugün dersim yok, yardım ederim. Yok, gerek yok. Umut var zaten. Tamam. Aa, Umut karısını terk ettikten sonra eski hayatına mı dönüyor? Anne, sabah sabah başlama lütfen. Ya Umut tabii ki düzenini kurmaya ve karısını yeniden kazanmaya çalışıyor. Merak etme sen. Hadi ben kaçtım. Hadi kolay gelsin. Ben de gidiyorum yavaştan. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ses ne oldu abi? Bebeği doğurmak istiyorum. Ben de kararına saygı duyuyorum. Hep yanında olacağım ama beni istemiyor. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Vallahi istese de istemese de yanında olacağım. Yusuf'u görevlendirdim. Her şeyden haberdar edecek beni. İyi de nereye kadar bu şekilde devam edecek? Ben de bilmiyorum Ömer. Ama eninde sonunda siniri geçecek. Konuşacağız alevle. İyi hoş söylüyorsun da. Yengem ne diyor bu işi? Boşanmamakta ısrarcı. Oturup bir iki defa konuştum. Güzellikle ayrılalım dedim ama zinhar kabul etmiyor. O da işi inada bindirdi tabii. Vallahi üstüne de gidemiyorum. Hastalandım. Başımda o bekledi. Evi açtı. Çocuklarla aram düzelsin diye çırpınıyor. Zor abi zor. Ne diyeyim? Ben de oluruna bıraktım. Zamanı geldiği zaman usulünce hallederiz. Neymiş usulü? Ben çocuğumu babasız bırakacak değilim. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Allah yardımcın olsun abi. Kolay değil.